BlueStacks uygulamasından bir şöyle çıkalım. Bakın masa üstünde Start BlueStacks diye bir ikon var. Bunu çift tıklıyorum. Uygulamayı en son nasıl açtıysanız o şekilde başlıyor şu çift ok full screen yapmak için. Full screen yapınca sanki hani bilgisayar artık bir Windows değil de sadece Android'miş gibi göstermek için yapılmış. Burada size gösterebileceğim hani birkaç detay yer şöyle olur. Window yani pencere modunu almak için şu butonu tıklayabiliyorsunuz. Böyle yaptığınızda bilgisayarda hani bir pencere olarak o sırada arka plandan başka uygulamalar açabilirsiniz. Tekrar full screen yapıyorum. İlk açıldığında size işte önerdiği uygulamaları falan getiriyor ama bunu tamamen bir Android gibi görmek için şu All Apps'e tıklayabilirsiniz. Bakın burada artık bir Android cihaz gibi ve hatta Android'in ayarları da var, settings. Buradan siz uygulama kurma, kaldırma, işte diğer bütün detay ayarları buradan yapıyorsunuz. Keza dil seçenekleri de buradan. Ben burada hemen bir Türkçeyi seçeyim. İlk önereceğim şeylerden biri. Şöyle Turkish. Oops, geçtik. Evet, Türkçe. Bu klavyenizin de Türkçe olması için önemliydi. Tamamen arayüş Türkçe'ye döndü bu sefer. Sadece klavyeyi de şuradan Türkçe yapabilirsiniz. Klavye ayarları için şuna gidiyoruz. Ayarlara giriyorsunuz. Dil ve giriş. Buradan varsayılan klavye giriş yöntemi Türkçe olmasına rağmen giriş yöntemlerini ayarla diyorum. Şurada bakın hala fiziksel klavye İngilizce olarak gözüküyor. Bunu ilk önce değiştiriyorum. Evet, burada farklı diller geldi. Aşağıdan Türkçeyi seçiyorum. Türkçe Android klavyesi dedim. İngilizce de seçili burada. İngilizce kalabilir. Bir önceki menüye geçiyorum. Şimdi Türkçe klavyeyi seçtim. Artık Türkçe Android klavyesi diyor. Bir daha ana ekrana dönüyorum. Home tuşuna basarak tarayıcıyı tekrar açıyorum. Burada Türkçe karakter deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık Türkçe karakterler gelmeye başladı. Bilgisayarın klavyesini burada simülatöre doğru yönlendirmek için bu ayarları yapmanız gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi tamam.